Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Said bin Zeyd'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mantar İsrailoğullarına verilen kudret helvası gibi Allah vergisi nimetlerden olup suyu göz için şifalıdır. Burada şöyle bir not düşülmüş. Hazreti Peygamber devrinde göz rahatsızlıklarında kullanılan geleneksel tedavi yollarından biri olarak anlaşılmalı. Burada 3. cildin muhtelif hadisler olaraktan son cildinde bir diğer başlık ise af dileme ve istiğfar. Bismillahirrahmanirrahim ve estağfir li zenbik. Günahlarının bağışlanmasını dile. Bismillahirrahmanirrahim ve estağfirullah. İnnallaha kâne gafuran rahîmâ. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bismillah. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâba. Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Yani kainatın esası tesbih üzerine. İbadeti kainatın tesbih. Ki İsra 44. ayette ve inmiş şeyin İlla yüsebbihü bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmiş olmasın. Bir de vestağfir ifadesi. Yine Rabbimiz burada günahlardan tevbe etmek derken illa günah işleyerekten tevbe etmek değil. Her halükarda istiğfarda bulunulabilir. İstiğfar manevi olaraktan insanın derecesinin yükselmesidir. Tıpkı takva gibi. Yani günahtan kaçınmak. Böylece sevap işlemekten daha öncelikli olarak insanın yapacağı iş günah işlememektir. Yani temizlenmeden daha önemli olan kirlenmemektir. İstiğfar böylece birinci derecede mana itibarıyla insanın kirlenmeden arınması, temizlenmesi, kirlilikten korunması, günahtan içtinab edip kaçınmasıdır. Demek ki burada Cenab-ı Hak Gaffar ismi, Tevvab ismi gereği olaraktan tevbeleri bağışlayandır. Bismillah. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُطَّحَّرَةٌ وَرْضُوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kullarını hakkıyla görendir. Bunlar Rabbimiz. Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Bismillah. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Bismillah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Oysa sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onları azap edecek değildir. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَحَشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ayet-i Kerime mealen yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. Bismillah. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık vesaire bazı duygular kaplar. Ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Peygamberlerde genel olarak 5 sıfattan birisi ismet sıfatıdır. İşte burada. Yani zaten nitekim Nasır suresinde وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ve burada mesele dediğimiz gibi illa günah işleyip de istiğfar etmek gerekmez. İstiğfar başlı başına bir arınma, temizlenme, yükselme, derecenin yükselmesidir. Bu ne demektir? Yani Efendimiz adeta her gün bir önceki günden 100 derece makamı daha üstün. Çünkü iki güne eşit olan zarardadır buyuran Efendimiz adeta manevi olaraktan her gün bir öncekinden 100 mertebe kat ediyor. 100 mertebe derece alıyor. Takvanın esası budur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Yani bir rivayette 70 ki burada 70'ten fazla ifadesiyle yani 70 ile 100 arası. Allah'tan bağışlanma diliyorum buyuruyor. Onun için yani bizler de illa günah işledikten sonra ya Rabbi affeyle, tevbe estağfurullah, estağfurullah değil de her zaman bunu yapmak lazım. Her zaman bunu. Hatta bir iş yaparken herhangi bir iş esnasında önce bir istiğfar çekip arınmalı, ondan sonra salavat yapmalı, dua edilecekse vesaire ondan sonra yapılmalıdır. Bu böyle yapılacak bir dua makbul bir duadır. Önce istiğfar, ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat, ondan sonra da Cenab-ı Hak'tan talebimizi bir derece arz etmek, sunmak, istemek. Yine Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tevbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Böyle bazen düşünüyorum, daha önce de bununla ilgili bir sohbet yaptım, yine bir daha yapmayı düşünüyorum şu manada. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın günah işlenilmeseydi Gaffar ve Tevvab isimleri ortaya çıkmayacaktı. Tıpkı hastalık olmasaydı Allah'ın Şafi ismi tecelli etmeyecekti. Nitekim bazı günahlar var ki inanınız yani günah meşru değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şey değildir. Fakat bazı günahlar var ki binlerce, milyarlarca sevaptan daha öteye geçiyor. Şöyle, Efendimiz zamanında günah işleyen bir kadın cezalandırıyor, kendi talep ediyor. Sahabiler ki geçti daha önceden, o sahabiler bu durumda onu kınıyorlar. Kınamayın diyor. Eğer bunun diyor bu tevbesi bütün dünyaya dağıtılsaydı kafi gelirdi mealinde, o derece tevbe ve istiğfarda bulundu ki o derece. Ben de bir 12. yüzyılda birisi, Kayseri'de birisi bir inek çalıyor. Onu anlatmıştım. Burada da özetle ifade edeyim. Bir günah. Yani bundan daha bu tasvip edilecek bir durum değil. Ama şu fazilete bakınız. Şu güzelliğe bakınız. Yani yanlış anlaşılmasın. İyi ki bu günahı işlemiş insan dedirtilecek derecede. Bu genç daha sonra pişman oluyor. Pişman oluyor. Ve tekrar adamı, sahibini arıyor, bulamıyor. Büyükbaş hayvan elinde kalıyor. Bilge birkaç kişiye soruyor, ne edeyim, ne yapayım. Dönemde Hacı Bektaş-ı Veli ile Mevlana dönemi. 1200 yılları. Ve biri diyor ki, işte diyor Nevşehir'e git diyor Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına. Orada ver müritlerini kesin getirsin diyor. O da kalkıyor oraya götürüyor. Diyor ki efendim ben böyle böyle bir yanlış yaptım. Fakat sahibini bulamadım. Danıştım, dediler ki buraya getirmemi söylediler, buyurun. Hayır evlat, ben almam diyor, haramdır. Ama efendim Kayseri'den ta Nevşehir'e kadar getirmişim bu hayvanı, ne yapayım? Evladım haram, alma. İstiyorsan Konya'da Mevlana var, git ona götür. O genç erinmeden kalkıyor, hayvanı önüne katıyor, Konya'ya gidiyor. Mevlana diyor ki efendim ben böyle böyle bir yanlış yaptım. Ve sahibini aradım, bulamadım. Danıştım, dediler ki Hacı Bayram-ı Veli'ye götür, Hacı Bektaş-ı Veli'ye götür. Götürdüm, haramdır diye almadım. O size getirmemi tavsiye etti bu. Alır mısınız? Tamam evladım diyor, bırak oraya. Ama efendim diyor bu çalıntı. Tamam evladım, bırak oraya.
Ama efendim diyor, Hacı Bektaş Veli bunu haramdır diye almadı. Tamam evladım, bırak orayı diyor. Genç bir türlü merakını yenemiyor. Efendim diyor, haram olup da Hacı Bektaş Veli'nin almadığı bir şey siz nasıl alıyorsunuz, neden alıyorsunuz, hikmeti nedir? Deyince işte büyüklerin büyüklüğü bu durumda ortaya çıkıyor. Şu büyüklüğe bakın ki. Evladım diyor, mesela bir yerde diyor bir leş olsa oraya ilk kim konar diyor, kargalar konar diyor. İşte biz de bir karga gibiyiz diyor. Böyle bir leş bulduk mu hemen üstüne üşüşüyoruz diyor, konuyoruz diyor. Ama diyor şahinler diyor böyle leşlerle uğraşmaz. Onlar taze gıdalarla uğraşır. Onun için Hacı Bektaş Veli diyor şahin gibidir diyor. Biz ise kartal gibiyiz diyor. Yani bulduk bir şeyi diyor hemen onun üzerine üşüşürüz diyor. Genç merakını yenemiyor. Kalkıyor tekrar Nevşehir'e Hacı Bektaş Veli'nin yanına varıyor. Efendim diyor. Bak sizin haramdır deyip de kabul etmediğiniz diyor. Mevlana kabul etti diyor. Acaba siz neden kabul etmediniz diyor. Evladım diyor. Mesela diyor küçük bir göl diyor. Oraya bir leş düşse, bir pislik düşse ne olur? Bulanır diyor. Hemen bulanır diyor. İşte biz diyor göl gibiyiz diyor. Mevlana ise bir okyanus gibidir diyor. İçerisine neyi atarsan at diyor, içinde üyütür onu, eritir onu diyor. Onun için diyor biz kabul etmedik. Küçük bir göl gibiyiz. Küçük bir şey hemen bizim içimizi bulandırır. Ama Mevlana okyanus gibidir. İçerisine ne atılırsa atılsın onu eritir ve üyütür diyor. İşte bunlar birbirlerini küçümsemiyor. Tam tersine. Kendisinden kat kat. İşte büyüklük budur. Büyüklüğün gereği budur. Ve burada da yani arzu edin günah, günahtır. Bunda bir şey yok. Ama yani bu gencin bu yapmış olduğu durum düşünebiliyor musunuz? 8 asır sonra sizlere anlatıyoruz. Güzel bir örnek olarak da. Güzel bir örnek olarak. Ve demin dediğim gibi Resulullah zamanındaki o kadın durumu. Evet, yine Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tevbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır. Yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek. Burada ince nokta bu. İnce nokta bu. Kendisinden bağışlanma dileyecek. Yani Tevvab ve ismine sığınaraktan, Gaffar ismine iltica ederekten af ve mağfiret dileyecek. Bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Yani bu manada Cenab-ı Hak o isimlerinin tecellisine bu durumlar vesile oluyor. Yoksa günah günahtır. Tasvip edilecek kesinlikle bir durum söz konusu zaten olmaz. Onun için Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinin ortaya çıkmasına ve bir de düşününüz ki insan hakikaten vicdanın duyguları bakımından Cenab-ı Hakk'a yalvararak bazen gözyaşıyla yani nasuh tevbesi gibi bir tevbe ile böyle bir şeye vesile olmuş oluyor. Yani büyük bir adeta kapıların açılmasına. Ne gibi? Yani Eyüp Aleyhisselam'ı farklı kılan olay neydi? Hastalık idi. Böylece o ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismine mazhar oldu. Ve o sabirinden oldu. Sabirinden. Onun için Allah bazen vererek imtihan ediyor, bazen alarak imtihan ediyor. Ve bu durumda böylece o arınma ve temizlenme ile Cenab-ı Hakk'ın o Gaffar ismi, Tevvab ismine tecellisine mazhar oluyor. Diyelim ki tevbe ve istiğfarda bulunmayan ben. O gencin o tevbe ve istiğfarda bulunma hali o benden daha üstündür. O benden daha üstündür. Sebebi ise çünkü o hele hele bir de dediğimiz gibi gözyaşıyla, feryat ile, istiğfar ile, af ve bağışlama ile. Ve onda Cenab-ı Hakk'ın daha çok bu Tevvab ve Gaffar ismi tecelli etmekte. Ne gibi? Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismi temizlik durumunda tecelli eder. Kim daha çok arınırsa, maddi olsun manevi olsun. Kim daha çok arınırsa Allah'ın Kuddüs ismi onda daha çok tecelli eder. İşte tevbe ve istiğfarda bulunan bir insan böylece adeta tabiri caizse kirlenmiş olmasından dolayı hamama gidip saunada biraz da iyice terleyip pisliklerini atmasıyla o insan hamamdan çıkmış olduğu hal ile ben ise nasıl olsa kirli değilim, hamama gitme ihtiyacı duymuyorum. Temizlik konusunda o genç benden daha temizdi. Tekrar diyorum asla. Yani bu günaha tasvip edilecek bir hal değildir. Takdir edersiniz zaten kesinlikle. Fakat buradaki mesele Allah'ın isimlerine mazhar olmak. Tecellisine mazhariyettir. Önemli olan odur. Ve dediğimiz gibi önemli olan ve şu ifade var. Bektaşi öyle diyor. Ya Rabbi diyor. Ben diyor günahkarım. Cehennemi hak ettim.
Zaten eğer beni cehenneme atarsan bu senin adaletindir. Ama beni cehenneme atarsan şeytan sevinecek. Eğer cennetine koyarsan sen sevineceksin. Ve Habibin de aynı zamanda sevinecek. Ya Rabbi, hangisi rızana uygunsa, hangisini istersen onu yap. Onu yap. Şimdi burada yani bir derece Cenab-ı Hakk'ın o kişi rahmetine sığınıyor. Çünkü onun kapısından başka bir kapı yok. İşte bu manada Tevvab isminin, Gaffar isminin tecellisinin zuhuruna vesile olmak önemlidir. Tabii bunu bu günaha barınmadan yapmış olmak âlâdır ki o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günde 100 defa tevbe ediyorum, tevbe ve istiğfarda bulunuyorum. İşte hakiki manada odur. En mükemmel manada odur. Ama o peygamber ismet sıfatı günah işlememe durumu olduğu için o zirve noktadır. Günah işlemeye meyyan olan bizler için de yapacağımız en güzel şey hemen arkasından tevbe ve istiğfarda bulunmak. İşlenilen hatanın günahın arkasından tevbe ve istiğfarda, nedametle, pişmanlıkta bulunmak. Dediğimiz gibi gerek abdestle, gerek gözyaşıyla, feryat ile, helallık dilemek ile vesaire suretlerde arınma yoluna gitmek. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim firli ve tüm aleyye inneke entet tevvabur rahim. Ya Rab beni bağışla. Tevbemi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul edensin. Çok merhamet edensin. Bizim için güzel bir örnek. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim? Estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Ben kendisinden başka ilah olmayan biri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ki bunu en büyük günah suç olarak Efendimiz ifade ediyor. Ki demek ki o istiğfar duasını yapınca o günahının bile bağışlanması derecesinde etkili bir istiğfar duası. Şeddat bin Evsten radıyallahu anh, Nebi Muhteremin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent. Halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu. Euzu bike min şerri ma sanatu ebu ulek. Bi nimetike aleyye ve ebu guzen bi fafirli. Fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine. İçtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Demek ki sabah akşam okunduğunda inşallah, inşallah Rabbim garanti etmiş gibi oluyor. Bu işin sigortası. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma istiğfar diler ardından da Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek de ya zelcelali bil ikram. Allah'ım sensin selam. Sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evza'iye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş o da. Kişinin estağfirullah. Estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim. Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi Estağfirullah ve etubu ileyh. Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim. Sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe, günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen, buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Zaten Kur'an'da da açıkça İnnallâhe lâ yâfirû en yüşreke bihî ve yâfirû mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında dilerse bütün günahları affeder. Yani şirki, eş ve ortak koşulmayı asla ve asla affetmiyor Allah. Efendimiz de zaten benim şefaatim büyük günah işleyenleri diyor. İnşallah Rabbim affeylesin, bağışlasın, mağfiret etsin, cennetine koysun. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey kadınlar topluluğu, sadaka verin. Çokça tövbe ve istiğfar edin. Çünkü ben Miraç gecesi, cehennemdekilerin çoğunu sizin oluşturduğunuzu gördüm. Dedi kadınlardan biri, neden cehennem halkının çoğu bizden oluyormuş diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin ona buna çok lanet ediyor olmanız, böylece kul hakkını çiğnemeniz ve eşlerinize karşı da çok nankörlük etmenizden olsa gerek. Bir de ben aklı başında bir adama, aklı ve dini eksik olan sizlerden daha üstün gelebilen kimseyi görmedim, karşılığını verdi. O kadın yine, akıl ve din eksikliği de nedir dedi Resulullah. İki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olması, adet halinde de günlerce namaz kılamamasıdır. Yani bu birinci derecede birkaç burada zaten ele almış, buradan bakıp okuyabilirsiniz. Umumu kapsamasa da genel olaraktan bu konuda erkekler mesela kavvamın olması. Yani diğer taraftan diyelim ki bir Hazreti Hatice'ye, bir Hazreti Fatıma'ya 1 milyon erkek terazinin bir kefesine konulsa mümin yetişemez. Peygamber sıfatında insanlar. Yani bu konuda elbette ki bazı hususi cihetleri var. Umumi olmasa da genel olaraktan kadınların ve erkeklerin farklı hususiyetleri var. Herkes aynı derecede, kategoride olması, hepsini aynı teraziye koymak mümkün değildir. Yani bu kadına bu manada her yükü yüklemek de marifet elbette ki değil. En büyük zaten kadının en büyük, Cenab-ı Hak erkeklerin ayakları altında demiyor, kadınların ayakları altına cenneti koyuyor. Bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Yani iyilik yapmada 3 kere anneyi önceliyor. Yani bu o cihetten baktığınız zaman bu manada erkekler kadınlara yetişemiyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme.